GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları incelediğimizde özellikle Paris'le ilgili, Paris'teki terör saldırıları ile ilgili algı değişiminden söz etmekte fayda var. Cuma akşamı gerçekleşen saldırılar sonrasında dün piyasa açılışında etkili hareketler gerçekleştiğini görmüştük ki bu da tedirginliğe ve paniğe bağlı hareketti. Fakat bundan sonra özellikle bugünü incelediğimizde bu panik havasının en azından finansal piyasalar üzerinde etkisinin sınırlı olabileceği düşüncesiyle birlikte daha farklı fiyatlamaların karşımıza çıktığını gördük ki bu süreçte özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin de avantaj sağladığını ifade edebiliriz. Gün içerisinde veri takviminde önemli gelişmeler vardı. Bunlardan bahsedecek olursak özellikle günün ilk saatlerinde Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası e, toplantı tutanaklarına baktık ki burada düşük faizin mevcut düşük faiz oranlarının büyümeyi desteklemeyi sürdüreceği ve Çin'le ilgili endişeler endişelerin toplantının konusunda ana başlıklardan biri olduğunu gördük. Bu konu dikkat çekti. Avrupa tarafına geçecek olursak burada önemli rakamlar İngiltere ile başladı. İngiltere'de takip ettiğimiz enflasyon rakamlarında manşet enflasyon %0.1'lik gerilemeyi beklentiler paralelinde devam ettirirken Burada özellikle çekirdek enflasyonun %1'lik beklentinin üzerinde, %1.1'lik bir sonuç karşımıza çıkarması sterlin üzerindeki fiyat hareketlerini etkiledi ve burada sterlinin gün içerisinde güçlü para birimlerinden birisi olarak karşımıza çıktığında ifade edebiliriz. Dikkat çeken rakamlardan bir diğeri ise perakende satış fiyatları ile ilgiliydi ki burada beklentilerin altında bir artış gerçekleştiğini yıllık bazda takip ettik. Avrupa tarafına bakacak olursak burada ZIV tarafından açıklanan rakamları izledik. Almanya'da son dönemlerin en düşük rakamlarının ardından bir toparlanma oluştuğunu ve endeksin burada hassasiyet endeksinin 10.4'e ulaştığını, yükseldiğini gördük. Beklentinin üzerinde bir tırmanış sergiledi. Fakat Euro bölgesi için açıklanan rakamda Burada geçtiğimiz yılın Kasım ayına yani bir yıllık döneme göre en düşük rakamın karşımıza çıktığını gördük. Bu süreçte tabii ki büyüme ve enflasyon üzerinde oluşan baskının da katkıları söz konusuydu. Özellikle bugün ve dün bu hafta diyelim Avrupa Merkez Bankası yetkilileri tarafından enflasyon ve büyüme rakamlarıyla özellikle enflasyonla ilgili gerçekten karamsar açıklamalar geldi ki bugün %2 hedefine geri dönülmesinin ötelenme riski olduğu da ifade edildi ve bu da ECB'nin uyguladığı tahvil alım programının daha da ek paketlerle birlikte ek yöntemlerle birlikte daha da arttırılabileceğine ilişkin beklentileri bir miktar destekledi ki bu da borsalara destek oluşturan koşullardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa piyasalarına da bakacak olursak bu süreçte özellikle Euro bölgesi endekslerinde etkili yukarı yönlü hareketlerin karşımıza çıktığını görüyoruz ki Paris saldırıları sonrasında Fransa endekslerine baktığımızda ise %2'nin üzerinde yükseliş dikkat çekiyor burada. Almanya ve İngiltere'de ise %1,5 üzerindeki yukarı yönlü hareketler şu anda ön planda. ABD tarafına geçecek olursak burada da özellikle enflasyon rakamının FOMC'nin en dikkat ettiği kriterlerden biri olduğunu biliyoruz. Burada da rakamlara baktığımızda hem çekirdek hem manşet enflasyonda %0.2'lik beklenti rakamlarının karşılandığını gördük. Ve beklentilere paralel iki rakamda da bir sonuç karşımıza çıktı. Sonrasında kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, endüstriyel üretim rakamlarına baktığımızda ise burada sürpriz oluşturan rakamın endüstriyel üretim olduğunu gördük. %0.1'lik artış beklenirken %0.2'lik daralmanın karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Tüm bu gelişmeler sonrasında dolar endeksine baktığımızda ise burada yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Tabii bunda en büyük katkının da e, dolar endeksindeki en büyük paya da sahip euro üzerinde oluşan baskıyla meydana geldiğini belirtmekte fayda var. Burada e, belirttiğimiz gibi endeksin içeriğindeki yine büyük paya sahip para birimlerinden sterlin örneğin güç kazanımıyla hala günü sürdürdüğünde ifade edebiliriz. ABD borsalarındaki son duruma bakacak olursak burada da genel itibariyle yukarı yönlü hareketin ivme alarak devam ettiğini görüyoruz. Fakat şu sıralarda üç büyük endekste %0.30'luk bir ortalamayla alımların etkili olduğu görülüyor. Şu ana kadar sınırlı kaldı alımlar. Yurt içi piyasalara bakacak olursak Burada da başta belirttiğimiz gibi endişe havasının bir miktar dağılmasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oluştuğunu gördük gün içerisinde. Ve Türk lirası da bundan fayda sağlayan, avantaj sağlayan para birimlerinden biriydi. Dolar Türk lirasında %0.50'nin üzerinde bir düşüş söz konusu günlük bazda. Ve dünkü kapanışa nazaran burada oldukça etkili bir düşüş var. 2.86.65 civarlarında şu an için paritenin hareket ettiğini, kurun hareket ettiğini görüyoruz ki dünkü kapanış 2.88'in üzerinde gerçekleşmişti. Euro Türk Lirası bir yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanımı bir yandan Euro'daki değer kaybı ile birlikte %1'e yaklaşan bir düşüş sergiledi. Dün 3.08'in üzerinde bir kapanış sağlanmışken bugün hareketlerin yurt içi piyasalarının kapanışının ardından 3.05.45'lerde devam ettiğini görüyoruz. Kurlardaki bu olumlu seyir bir miktar e, BIST 100 endeksine de yansımış. Durumda 81.152 puandan kapandı endeks ve %0.13'lük yükselişe yatay bir seyre tekabül ettiğini ifade edebiliriz. Burada hemen emtia fiyatlarına da göz atacak olursak, altının bugün içerisinde aşağı yönlü bir hareket sergilediğini gördük ve burada şu anda 1076.45 civarlarında ons fiyatının hareket ettiğini görüyoruz. Petrol Hafta başında yaşadığı yükselişin ardından daha sakin bir seyir izliyor. 42-30 civarlarında şu an için ABD tipi ham petrolün varil fiyatının seyrettiğini görüyoruz. Brent tipi ham petrolde ise 44 doların hemen üstünde varil fiyatının devam ettiğini ifade edebiliriz. Haftanın ikinci işlem gününde piyasaya etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.